Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle evde zeytin, siyah zeytin yapımını paylaşacağım. Şöyle daha önceden yaptığımız zeytini göstereyim ben. Bu daha bir hafta oldu. Yavaş yavaş zeytinler çökmeye başladı. Bol tuzla gidip gelip aklımıza geldikçe zeytinleri sallıyoruz. Siyah zeytin yapımını araştırdım, internette gezindim. Burada da pazardan zeytini aldık ve evde zeytin yapalım dedik. Pazardan aldığımız zeytin bu şekilde. Bakın, hiç yıkanmaması gerekiyor zeytinin. Çünkü barlanma oluyormuş, araştırdım. Kullandığımız kap da aynı şekilde kuru olacak her ikisi de. Plastik zararlı diyorlar ama ben plastik şişede yapacağım. Çünkü bunlarda hava alma riski çok az. Yani bozulma riski çok az. Onun için elimde şaşallar vardı, su şaşalları. Onunla yapacağım. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Evet, zeytinlerin üzerinde kir toz olabilir ama yine de yıkamayalım. Tuzlu su da bekleyecek. Daha sonra kullanacağımız zaman biliyorsunuz tuzlu su da bekleteceğiz. Şu an tuzda salamura olacak, aylarca duracak. Onun için şu an için yıkamayacağız zeytinlerimizi. Hemen yapımına başlayalım. Şöyle şaşalı öncelikle zeytinle dolduruyorum. Bayağı ses çıkıyor. Kullanırken de ağzını kesip şu şekilde. Daha sonra suda tuzunu alıp kullanabilirsiniz. Yağlayıp, limonlayıp kullanabilirsiniz. Zeytini bayağı bir şekilde dolduruyoruz. Bir miktar zeytini doldurduk. Bu aşamada turşu tuzu kullanacağız. Tuzu kepçe kepçe uni yardımıyla şaşanın içine koyacağım. Biraz zeytin, biraz tuz şeklinde bu şekilde zeytinimizi yapacağız. Yarısına kadar geldik. Burada yine tuz ilave ediyorum. Tuzu salladıkça zaten alt üstü olacak. Her yerine tuz ulaşacak ama yine de ara ara 3 kaşık daha ilave ettim. Bu şekilde şaşalımızı dolduruyoruz.
Zeytinimizin üzerinde bir miktar boşluk bıraktım. Tuz koyacağım. Bir de sallamak için, hava alması için. Şimdi tuzumuzu dolduruyoruz. Tuz zeytini koruyacağı için tuzu biraz bol olsun. Daha sonra tüketirken suda bekletirseniz tuzu gidecektir. Evet, bolca tuzu koydum. Artık şaşarımızın ağzını kapatabiliriz. Kapatıp daha sonra salıyoruz. Şöyle. Alta sesi görüyorsunuz. Gelip gidip tuzunu bu şekilde karıştıracağız. Evet. Siyah zeytin yapımımız bu şekilde. 6 ay 3 ay sonra suyu çıkacak. Gelip gidip aklımıza geldikçe mutfağın köşesinde duracak. Sallayacağız. Tuz eriyecek zeytinin içinde zamanla. Bakın bunu birkaç gün oldu. Yavaş yavaş görüyorsunuz. Tuzlar hafif hafif nemlenmeye başlamış. Erimeye yüz tutuyor. Şimdi bunu yaptık sizinle birlikte. Baktınız ki az koyduğunuzu düşündünüz. Biraz daha ilave edebilirsiniz tuzu. Gelip gidip alt üst ederek tuzun her yere muhafaza etmesini sağlayacağız. Bu şekilde zeytinimizi yapacağız. Evet, siyah zeytin yapımı bu şekildeydi. Tuzlar eriyecek. Daha sonra altında siyah bir su kalacak. 3 aya kadar bu su oluşuyor. Suyu döktükten sonra tekrar kapağını kapatıyoruz ve yine gelip gidip sallıyoruz. Zeytinimiz yavaş yavaş oluşuyor. 6 ay sonucunda tadına bakarak yemeye karar verelim. Evet, zeytinimizi bu şekilde yaptık. Gelip gidip bu şekilde sallıyoruz. Yemek istediğimiz zaman yiyeceğimiz kadar çıkarabilirsek, yiyeceğimiz miktarı suda bekletip tuzunun biraz gitmesini sağladıktan sonra zeytinyağı, limon, kekik, pul biber gibi baharatlarla tatlandırarak ev yapımı kendi zeytinimizi yiyebiliriz. Benim siyah zeytin tarifim bu şekildeydi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Seval'in Günlük Yaşamı kanalımı takipte kalıp abone olup izlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.